Evet. Bağlantı gitti geldi. 15'te en son konuşuyordu. İlk de dedim değil mi? İH'e çevirdim. Kolay anlamak için. Ali Mehmet Hasan değil. İlk başta bir anların valsen, valser tanısını yani. Yani vals yapmak. Vals yapmayı öğrenmek istiyorum. Aber nicht alleine, sondern mit anderen. Mit anderen Menschen. Diğer insanlarla beraber. Okay. 16. Ein alleinerziehender Vater. Alleinerziehender Vater. Interessant. Will Urlaub mit Tieren machen. Alleinerziehender Vater, yani tek başına çocuk büyüten bir baba. Anne yok ortada yani. Niye var verilmiş? Bu da kafa karıştırmak için. Başka bir şey yok yani. Bakalım. Yani ich diyelim. Yani. İh. Ich will. Ben istiyorum. Ne istiyorum? Urlaub mit Tieren machen. Ich habe einen Hund und ich möchte mit meinem Hund eine Reise machen und in einem Urlaub mit meinem Hund schwimmen, Zeit verbringen und so weiter. Ne? Das Hotel muss dazu erlauben. Hotel buna izin vermeli. Okay, bakalım. 17. Ich möchte im Urlaub, bak yine im Urlaub, überflüssige Kilos loswerden. Überflüssige Kilos loswerden. Überflüssig ist aşırı, fazla diyelim. Fazla kilolar loswerden. Gehen, losgehen, loswerden. Wegwerfen von unserem Körper. Gitmeli. Peki. Nerede ama? Im Urlaub. Okay. Eine Bekannte, yani ich suche eine Unterkunft für mein Pony. Pony ist ein Pferd, değil mi? At. Unterkunft, konaklama. Ich suche eine Unterkunft für mein Pony. Değil mi? Belki tatile gideceğim. Poyu da götüremiyorum yani. 19. Ein befreundetes Ehepaar. Also ich. Bak geçtim. Ich. Möchte. Ben istiyorum. Ne? Alles. Her şeyi. Über chinesische Vasen wissen. Chinesische Vasen. Vase ist vazo. Chinesische Vase. Çin vazo. Okay. 20. Ich suche für meine Geburtstagsparty. Okay. Gute Vortänzer. Gute Vortänzerin. Vortänzer. Vortänzerin. Also sind die Personen, die in einer Party tanzen. Yani buralarda dans eden insanlar yani, değil mi? Profesyonel olarak. Bak, okay. Ich suche Hortense. Hortense. Für was? Für mein Geburtstagspaar. Okay. Weiter. Dann hızlıca geçelim, değil mi? Neymiş? Ich mag Computer. Computer'ı mag yapıyorum. Seviyorum, değil mi? Und ich in diesem Bereich studiere. An einer Universität Computer studiere. Okay. In China arbeiten. Ich möchte in China arbeiten. Ich möchte Informationen über asiatische Sprachen und Geschichte der Länder. Ich möchte in den Alpen wandern. Ich möchte Walzer lernen, Walzer tanzen lernen mit anderen. Ich möchte mit Tieren einen Urlaub machen, mit meinem Hund zum Beispiel. Überflüssige Kilos loswerden. Ich möchte meine Kilos loswerden. Ich bin ein bisschen dick geworden und ich möchte meine Kilos loswerden. Also ich möchte abnehmen, ne? Aber das möchte ich in einem Urlaub machen. Zum Beispiel in einem Hotel.
Also, ich soll im Urlaub sein und ich soll abnehmen. Interessant, ne? Urlaub und abnehmen. Ja. Eine Unterkunft. Okay, ich suche, ne? Für was? Für mein Pony. Pony, was ist Pony? Pony ist ein Pferd. Kleines Pferd. Ein kleines Pferd. Okay. Ich möchte Informationen. Über was? Über chinesische Vasen. Ne? Okay. Und ich habe Geburtstagsparty. Und ich suche nach Vortänzer. Vortänzerinnen. Okay. Los geht's. Hadi bakalım. Başlasın. A'dan başlayalım arkadaşlar. A'dan başlayalım. Şimdi. Natur, Paradies, Alpen. Değil mi? Burada Alpen bizim anahtar kelimelerin içerisinde var mı? Var, değil mi? Alpen. Alpen. Natur, Paradies. Okey. Hatta Wandern istiyorum, değil mi? Alpen'de. Tamam. Okay. Der Frankfurter Reisefotograf Helmut Wiesel, Reisefotograf. Ne? Was ist Fotograf? Fotograf ist ein Beruf. Was macht ein Fotograf? Ne? Ein Fotograf macht Foto. Es ist ein Beruf. Helmut Wiesel führt uns in seine neueste Vortrag zu den steinigen Abgründen der Alpen. Also führen, führen, ne? Reiseführer. Götürüyor, değil mi? Bizi bu yeni şimdi bir yere götürüyor bizi. Führen yapıyor, değil mi? Nereye götürüyor bizi? Nerede götürüyor bizi? Değil mi? In seinem neuesten Vortrag. Vortrag ist ein Präsentation zum Beispiel. Sunum. Konuşma. Ders bağlamaya göre. Okay. Helmut Wiesel führt uns in seinem neuesten Vortrag zu den steinigen Abgründen der Alpen. Steinig, kayalık. Böyle kayalıklı abgründe, abgrund uçurum. Buralara götürüyor bizi fotoğraf. Okay. Uns die Bewohner dieses wilden Gebirges nahe zu bringen. Buraları bize tanıtmak için. Hat insgesamt 3000 Höhenmeter und 430 Kilometer zurückgelegt. Wobei ihm Fesselnde Fotos gelangen. Gut. Also, burada bildiğimde bir arkadaşlarım. Diyemedim. Also, etwas nahezu bringen. Yani bir şeyi öğretme. Yani bir şeyi tanıtmak diyelim. Yani bildirmek ona. Onu aşina kılmak. Nahezu bringen. Ona yanaştırmak, yaklaştırmak. Bunun için yapmış. Ne yapmış? Hatta insgesamt toplamda değil mi? 3000 Höhenmeter bir yükseklikte. 430 kilometre zurückgelegt. Bunu bu kadar mesafeyi geride bırakmış. Burada ne olmuş bunu yaparken? Wobei ihm fesselnde Fotos gelangen. Fesselnde Fotos, fesselnde sürükleyici böyle bağlayıp insanı bağlayıp götüren yani sürükleyici fotoğraflar gelendim. Gelingen. Bil bu. Gelingen. Gelingen. Başarmak. Başarmak. Okay. Seine Route führte von Naturparadies Murnauer Moos. Das ist ein Ort. In dem Landschaft, auf dem Landschaft. Murnauer Moos, über die Gipfel der österreichischen und Schweizer Alpen und
Ender am Cappuccino am italienischen Comersee. Das ist auch ein Ort. Das ist auch ein Ort. Ja? Seine Route. Also seine Wanderung. Die Wanderung von dem Fotograf. Die Wanderung von Helmut Biesel. Okay. Führte von hier über hier bis hier. Und Biesel benutzt in seinen Vorträgen, Präsentationen, modernste Technik, Musik und Ton. Auf zahlreichen Festivals hat er seine Zuschauer begeistert. Begeistert, heyecanlandırmak. Okay. Şimdi baktığımızda, burada şimdi Reise fotoğraf var. Tamam, ama işte bir portrait var. Bir tek böyle Alpen var. Ondan sonra. Şimdi onun dışında bir rut var. Değil mi? Bir rut var filan. Gipfel'den ta Cappuccino'ya kadar gidiyor. Burada anahtar kelimelerden hareket ederek, yani parçayı anlamadan, anahtar kelimelerden hareket ederek doğru cevaba gitme şansınız zor. Yani parçayı anlamanız lazım. Bir kere şuradaki nüansı bilmeniz lazım, değil mi? Der Frankfurter Reisefotograf. Bu adam fotoğrafçı. Helmut Biesel führt uns in seinem neuesten Portrait zu den Steilabgründen der Alpen. Alplerin kayalıklı nelerine, uçurumlarına götürüyor. Peki dönelim. Şöyle bir şey yapalım. Hangisi olabilir? Yani siz şöyle bir bakın. Değil mi? Şimdi beraber hızlıca bakalım isterseniz. Şimdi Computer ve Indizem Bereich Studieren. Bu bir alakası yok değil mi? Bu o metinle. Metni hatırlayın. Bir fotoğraf var. Alplerde fotoğraflar var falan filan. Bununla bir alakası yok. Ya da China, ya da China Arbeit. Böyle bir isteği de yok. Asiatische Sprachen und Geschichte. Bu da yok değil mi? In Alpen Wandern. Bu olabilir belki. Belki olabilir. Vals tanzı, yani vals ile bir alakası yok değil mi? Urlaub mit Tieren. Nein. Kilos abnehmen değil mi? Yok. Unterkunft von Arzt için. Yok. Kinesische Vasen. Nein. Değil mi? Fortenser. Nein. Bir tek bu olan. Şimdi olur mu? Siz bana bunu söyleyin. Olur mu? Olmaz mı? Cevap bu mu? Değil mi? Eine Bekannte möchte in Urlaub in den Alpen wandern. Şimdi arkadaşlar bu cevap olamaz. Niye olamaz? Bakın burada ne diyor? Bir tanıdığınız, tamam mı? Tatilde Alplerde yürüyüş yapmak istiyor. Alplerde yürüyüş yapmak istiyor. Şimdi burada olan şey ne? Burada olan bir Reise fotoğraf bizi Alplerle ilgili çektiği fotoğraflarla, ki bunu çekerken de 3000 metre yükseklikte 430 kilometre kat etmiş. Hatta şu ruttan gitmiş, rutu da buymuş. Tamam mı? Buradan başlıyormuş, Moğol diye bir yerden başlıyormuş. Zirveler üzerinden, Avusturya'nın zirvelerinden, İsviçre Alplerinde en son İtalyan Comersee'de Cappuccino denen bir yerde de bitmiş bir gezisi. Ve burada bir sürü fotoğraf yapılmış. Bunu da insanlara ekliyorum. Şimdi ben gezmek istiyorsam bu sergi orada bana o yürüyüş bana sunamaz ki. Dolayısıyla bu yok arkadaşlar. Herhangi bir cevabı yok. Şimdi geliyoruz. B'ye bir bakalım. Sie haben Fragen zu Sprachberufen. Sprachberufen dille ilgili işler. Sprachberufungen, dil sınavları. Oder andere Kulturen, diğer kültürler. Länder, ülkeler. Leuten, insanlar. Bunlara ilişkin Fragen mi var diyor, değil mi? Bunlarınız mı var? Dann ist die Expolingua. In Berlin die Messe für Sie. In der Ruhe kann man sich mit dem Angeboten der Aussteller bekannt machen.
von Afrika bis Ozeanien zu allen Ländern finden Sie dort Informationen zu Sprachkursen oder Reisen oder Übersetzungsdienstleistungen zu internationalen Austauschprogrammen für Schüler und Studierende. Im Angebot sind ebenso OP-Vermittlungen oder die neuesten Wörterbücher, fremdsprachige Literatur, Computersoftware, internationale Medien und so weiter und so fort. Also bir sürü bilgi var. Yani böyle gözümüzün içine ne yapıyor? Bitiriyor bir şeyler. Peki bütün hepsine baktık şimdi. Değil mi? Bu acaba neyin cevabı olabilir? Sprachbildung, andere Kultur, Leute, Exponimua, die Messe, Sprachkurs, Übersetzung, Dienstleistungen, Austauschprogramm und so weiter. Viele Informationen gibt es in diesem Messe. Wir können in diesem Messe also so viele Informationen über Sprache, also über jede Länder nehmen können. Ja gut. Warten. Schöne. Also Computer und in diesem Bereich studieren. Ja, değil mi? Bilgisayar seviyorum, burada çalışmak istiyorum. Nein. In China arbeiten. Nein. Yani bana burada bir iş fırsatı sunmuyor ki bana. Değil mi? Yani bunlarla ilgili neyin varsa diyor, Fragen'in varsa değil mi? Bir şeyleri merak ediyor sanki. Evet. Okay. Eine bekannte Liebe. Messen und sucht Information. Über was? Über asiatische Sprachen Geschichte. Olabilir mi? Olabilir. Bir bakalım. Yani dil ve tarih var değil mi? Güzel. Alpenwandern yok. Walzer tanzen lernen? Yok. Urlaub mit Tieren? Yok. Über 50 Kilos loswerden? Yok. Unterkünfte Japonien? Nein. Chinesische Vasen wissen? Nein. Hortense, Hortense, nein. Şimdi geldik. Ya bu olacak ya da o da boş. Yani eğer buysa cevap bu. Bu değilse o da boş. Bakalım. Ben ne arıyorum? Bilgi. Ne hakkında arıyorum? Asiatische Sprachen und Geschichte. Dil ve tarih hakkında. Nerede? Asiatische. Şimdi burada. Burası ne? Burada söylemek şey. Bu messe. Bu messe. Şimdi adına bakın. Expo lingua. Lingua dil demek değil mi? Dil demek. Expo lingua. Başlangıçta da bir şey diyor. Bana şöyle bir şeyin varsa, deneyim varsa. Dille ilgili meslekler hakkında sorularım varsa, efendim, değil mi? Sınavlara ilişkin sorularım varsa, diğer kültürlere, efendim, ülkelere, insanlara dair sorularım varsa, değil mi? Bir mesle var, burada adı da Expo Lingua. Şimdi sonra iniyorum aşağı, şimdi adiyat iş göremiyorum burada. Bakacağız. In Ruhe kann man sich mit dem Angebot der Aussteller bekannt machen. Aussteller orada şeyi düzenleyenler. Yani stand açıp size bilgi verenler vesaire. Öyle düşünebilirsiniz. Bakın. Von Afrika bis Ozeanien. Afrika'dan Okyanusya'ya kadar. Bütün ülkeler. Orada Şıprak kursu hakkında ne yapabiliyorum? Şıprak kursu hakkında bilgi alabiliyorum. Ya da seyahat hakkında, ya da çeviri hizmetleri hakkında, ya da değişim programları hakkında. Au pair olarak çalışacaksam, değil mi? Yani au pair imkanları hakkında daha da önemli. Ya da sözlükler hakkında, ya o dil, yabancı dildeki literatür, yani edebi eserler hakkında, bilgisayar programlarından sosyal medyaya kadar. Bunların hepsine dair ben orada bilgi ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Peki, bulabiliyorsan. Asiatische Sprachen ve Geschichte ile ilgili de bilgi arıyorsan orada bulabilirsin. Bulamayız. El cevap. Elbette bulurum.
Eylül 13. Başlık buraya uygun olan başlık detaylı bir şekilde izah etmeye gayret ettik. Şimdi gelelim Ceyhan. Bakalım. Zum Anfassen und Wohlfühlen. Okay. Wohlfühlen. Ne? Zum Anfassen. Böyle. Anfassen kavrama böyle kavrama ama böyle nasıl diyelim hani bir şeyin farkına varma, hissetme, onu kavrama anlamında değil mi? Burada anfassen, berühren, dokunmak da değil mi? Wohlfühlen, iyi hissetme. Okay, bakalım. Wäre das nicht herrlich? Herrlich, mükemmel. Wäre das nicht herrlich? Denn Computer, Computer sein lassen. Computer, Computer sein lassen. Und raus aufs Land mit den Kindern. Ne? Computer, Computer olarak kalsın. Raus, dışarı, değil mi? Aufs Land mit den Kindern. Okay. Sehen Sie zu, wie unsere Kühe gemolken werden. Wie unsere Kühe gemolken werden. Reiten Sie auf Pferden und Ponys durch eine herrliche Landschaft. Radeln Sie durch den wilden bayerischen Wald. Radeln. Wo? Durch den wilden bayerischen Wald. Und genießen. Radeln und genießen. Okay. Genießen Sie Natur pur. Natur. Ne? Genießen Sie Natur. Oder Sie packen den Rucksack und machen nach einer Wanderung ein wunderbares Picknick auf einer ruhigen Wiese. Ein Geheimtipp für Liebhaber der Natur. Erleben Sie unseren Hof. Wir freuen uns auf Sie. Ponyhof mehr. Evet, şimdi nasıl bir manzara zihninizde canlandı? Bilmiyorum ama bakalım. Değil mi? Mükemmel olmaz mı? Ne mükemmel olmaz mı? Computer, computer denler. Computer olduğu yerde dursun. Raus aufs Land mit den Kindern. Hadi, zusammen Kindern, ne? Mit den Kindern. Sehen Sie zu. Schauen Sie. Gucken Sie. Wie also unsere Kühe gemolken werden. Ne? Gemolken, melken. Molken ist Partizip 2 von. Und melken. Melken ist ein Verb. Also, sağmak, melken sağmak. İneği sağmak. Gemolken werden, sağılmak. Reiten, ata binmek. Reiten Sie auf Pferden und Ponys durch eine herrliche Landschaft. Radeln. Radeln bedeutet Radfahren. Okay. Durch den wilden bayerischen Wald und genießen Sie Natur pur. Oder Sie packen den Rucksack und machen nach einer Wanderung ein wunderbares Picknick auf einer ruhigen Wiese. Ne, Wiese. Also, was ist Wiese? Wiese ist Chim. Çayır. Ein Geheimtipp für Liebhaber der Natur. Erleben Sie unseren Hof. Wir freuen uns auf Sie. Erleben Sie. Ja, erleben Sie. Okay. Bu kadar bilgiden sonra. Hemen ne yapıyoruz? Bu tüzünü yaptıktan sonra arkadaşlar başlığa geçmeden önce hızlıca anahtar kelimeleri bir tekrarlayın. Bakın. Kühe, gemolten, reiten, verden, ponies, raden, wilden, bayerischen, wald, wanderung, wiese, hof. Böyle. Dönmüş. Bakın. Kann ich studieren? Nein. In China arbeiten? Nein. Im
In den Alpenwandern, nein, orası Alp değil, Alpler değil, değil mi? Mit anderen Walzer tanzen lernen? Nein. Ein alleinerziehender Vater will Urlaub mit Tieren machen. Also mit Tieren machen, das ist ein Hof. Yani orası bir Hof. Also wir können dort, ich kann dort mit meinem Hund vielleicht einen Urlaub machen. Was können mir dafür erlauben vielleicht? Ne, olabilir mi? Bakalım. Kilo ver, ja, Kilo abnehmen? Nein. Unterkunft für Pony. Ja, olabilir mi? Orada Pony geçiyor. Orada Pony geçiyor. Olabilir mi? Bakacak. Chinesische Vasen? Nein. Portenzer, Tänzerin? Nein. Ya bu ya bu diyeceğiz, değil mi? Bakacağız. Şimdi bir tane Unterkunft für Pony. Pony için bir şey arıyoruz. Yer arıyoruz. Burada bir çiftlik, değil mi? Hatta orada ponilere biniliyor filan. Olmaz mı? Bizim şeyimizi karşılamaz mı acaba? Pony arıyorum. Karşılamaz zaten. Çünkü burada bakın söylediği şey ne yapıyorsunuz? Reiten yapıyorsunuz. Değil mi? Reiten neyi? Perden, poni, atlarla, işte ponilerin üzerine binerek ve büyük atlarla binicilik yapıyorsunuz. Yani burada bir Unterkunft hizmetine dair hiçbir bilgi yok. Tamamen sizlerin yapacağı tatil aktivitelerine yönelik bir ifade var. Ve bu Ponyhof, yani pony çiftliği. Şimdi, sadece kelimeden gider, içeriğini bu bağlamda dikkatli şey yapmazsanız kandırabilir. Onun için dikkat ediniz, tamam mı? Yani bu bir pony çiftliği değil. Yani daha doğrusu ponilerin Unterkunft yapacakları bir çiftlik değil. O zaman cevap ne diyoruz? A diyoruz. Çünkü burada diyoruz köpeğiyle ya da hayvanlarla birlikte. Daha doğrusu kendi hayvanlarıyla değil de burada hayvanlarla birlikte tatil etmek. Öyle diyorum. Yani ifadeyi biraz düzeltelim bence. Buradaki kendi hayvanı değil. Yani diğer hayvanlarla. Hayvanların olduğu bir ortamda. İlk baştaki ifademizde güzel bir şey oluyor. Evet. Hayvanlarla tatil edilen yer burası değil mi? Asla yapabilen yer. Evet. Devam edelim. Hür ayır şunu ter şıklı diyeyim. Bunu bilmeden iş biraz sıkıntı. An der Universität Hannover haben die Dozentinnen und Dozenten der einzelnen Fächer Veranstaltungen auf dem ganz normalen Lehrbetrieb ausgewählt. Ne? Lehrbetrieb. Ne yaptılar? Ausgewählt. Nerede? Hannover'da. Schüler und Schülerinnen. Lise öğrencilerinden. Können daran ohne formale Voraussetzungen oder ohne Anmeldung teilnehmen. An diesem Unterricht, also können diese Schüler und Schülerinnen ohne irgendeine Voraussetzung einfach teilnehmen. Ohne Anmeldung. Sie können einfach dort gehen und dort an den Unterrichten teilnehmen. Frei. Okay. Und sich einen Eindruck vom jeweiligen Studienfach und der Atmosphäre an der Uni. Atmosphäre an der Uni. Vom Hörsaal, Hörsaal und Seminarraum verschaffen. Okay. Eindruck verschaffen. Das ist ein, also Verb-Nomen-Verbindung. Verschaffen. Eindruck verschaffen. İzlenim edinmek. Darüber hinaus, bundan ayrıca, bunun dışında,
Bietet das schon per Studium eine wertvolle Gelegenheit, mit Studenten und Studentinnen ins Gespräch zu kommen. Okay, gut. Şimdi bunu bir güzelce anlayalım bence. Güzel bir şey. Şimdi Schnupper Studium, was ist Schnupper Studium? Schnupper Studium bedeutet deneme dersi diyelim. Ya deneme öğrenimi, öğretimi diyebiliriz üniversitede. Yani şöyle, burada bakınız kim yapıyor bunu? Bakın doçentler değil mi? Oradaki öğretim görevlileri aslında. Her biri ayrı branşlarda. Normal yani öğretme faaliyetindeki etkinliklerine normal devam ediyorlar. Onlar normal derslerine giriyorlar, çıkıyorlar filan. Schüler und Schülerinnen. Normal. Yani normal şeylerden doçentler, daha doğrusu şöyle, doçentler öğrenim görevlileri normal fahlardan, bu alanlardan, branşlardan seçilmişler bu iş için. Schnupper Studium için. Schnupper Studium dediği de dediğimiz gibi tanıtım maksatlı eğitim diyelim. Kısa süreli. Schüler und Schülerinden, değil mi? Bu Schüler ve Schülerinden de lise öğrencileri söylemiştik. Können daran ohne formale Voraussetzung. Voraussetzung koşul demek. O da anmeldung, kayıt demek. Also ohne Voraussetzungen, ohne Anmeldung. Bu olmadan ve bu olmadan. Teilnehmen können. Katılabiliyorlar. Kimler? Schüler und Schülerinnen. Okay. Und sich einen Eindruck verschaffen. Bir izlenim ediniyorlar, değil mi? Neyin, neden, neye dair izlenim ediniyorlar? Studien Fach. Değil mi? Kimya, biyoloji, bilgisayar, efendime, fizik bölümlerine, değil mi? Oralardaki derslere dair. Hörsaal. Derslikler, normal şeyler, seminer şeyler, konferans salonları, derslerin verildiği amfiler, seminer yerleri, seminer verilen yerler. Buralarla ilgili bir Einblick, bir şey, Eindruck verschaffen. Darüber hinaus, ayrıca değil mi? Bu Schnupper Studium dediğimiz şey bunlara ne veriyor? Eine wertvolle, çok değerli bir Gelegenheit. Ne? Gelegenheit, imkan. Ne imkanı? Mit Studenten und Studentinnen ins Gespräch zu kommen. Yani bunlarla oradaki öğrencilerle, değil mi? Üniversite öğrencilerle sohbet imkanı veriyor. Şimdi bu kadar detaylı açıkladım. Sadece kelimelerden gidersek yanılgıya, yani dediğimiz esaslarda bu metni anlamazsanız bu sizi yanılgıya çok rahat götürebilir. Onu söyleyeyim tekrardan. Şimdi burada olan ne? Bir şunu karıştırıyorum var. Bir tane öğretim görevlilerinin için seçilmiş. Sonra bir koşul olmadan Schüler'inden buna katılabiliyor. Studien Fach hakkında ve oradaki tesisler hakkında diyelim hadi bilgiler alabiliyorlar ve oradaki üniversitede öğrencileriyle de sohbet etme şansına sahip oluyor. Bakalım bu bizi nereye götürür? Also, ja, ich mag Computer, ich möchte in diesem Bereich studieren. Şimdi bilgisayarı seviyorum, bu alanda çalışmak istiyorum. Tamam, yani ve bana peki o metin de ne bana yardımcı olur? Yani olur mu acaba? Ne olur? Yani? Bakalım. Kine arbeiten olmaz değil mi? Alpen Wandern, nein. Tanzen, nein. Überfällig Kilo werden, nein. Unterkunft, nein. Kinesische Baden, nein. Tanzen, nein. Yani ya 11'e evet diyeceğim ya da diyeceğim ki yok, bu olmaz diyeceğim. Yani ya olmaz diyeceğim, boş diyeceğim ya da bunun cevabı 11'dir diyeceğim. 11 bakın ne diyor, tekrar bir bakalım. Eine junge bekannte mag Computer und möchte nach dem Abitur in diesem Bereich studieren. Bu çocuk şu anda nach dem Abitur dediğine göre de lisede. Bu lisede ve bilgisayar alanında da çalışmak istiyor.
Burada da değil mi? Her bir faktan dersler var. Oralara gidilip tanıtılabiliyor falan filan. Şimdi arkadaşlar bunun cevabı bu değil öncelikle onu söyleyeyim. Yani değil. Bu diğerlerinde zaten uymadığı için şöyle diyeyim. Bunun bir karşılığı da yok. Çünkü burada bir üniversitede çeşitli alanlarda işte biyolojiyle ilgili duyana da o zaman buna şey yapar. Dile ilgi duyana da bu çare olur. Değil mi? Üniversitelerde dil bölümleri de var o zaman. Değil. İşte burada orada spesifik bir isteği dile getirdiği için bu ise genel bir bilgilendirme yaptığı için o şeyin cevabı olamaz. 11'in cevabı olamaz. Yani boş. Karşılığı yok bunun. Devam ediyoruz. Tanzen lernen ganz einfach. Evet, Tanzen lernen dediğine göre direkt bize neresini, nereye getirdi burası? Ben değil mi? Şuraya getiriyor adam. Sie möchten mit anderen Walter Tanzen lernen. Direkt beni buraya getiriyor. Bakalım. Direkt buradan bakıp şak diye işaretlersem sonucuna katlanırım. Yani doğru olabilir, olmayabilir bir şey diyemem. Tamam mı? Okumanız ve anlamanız lazım. Şimdi Tanzen lernen ganz einfach. Bu basit bir şeymiş. Herkes yapabilir. Hadi bakalım. Sie wollten ihre Tanzkünste schon lange mal wieder auffrischen, beziehungsweise gerne verbessern. Denn der letzte Tanzkurs liegt schon 20 Jahre zurück. İstiyor musunuz? Neyi? Tanzkünste'yi auffrischen yapmayı ya da terbessen yapmayı. Ondan sonra sebebini söyle, değil mi? Den der letzte Tanzkurs liegt schon 20 Jahre zurück. 20 Jahre. Wow. Bu kadar geride kalmışlar. Aber sie finden einfach keine Zeit in die Tanzschule zu gehen. Aha. Also, sie finden keine Zeit in die Tanzschule zu gehen. Okay. Ihnen kann geholfen werden. Sie können eine Lösung finden. Wir haben eine Lösung. Değil mi? Olur, halledilir. Peki. Mit unserem Tanz der Fachlichkeit zu Hause vor dem eigenen Fernseher entspannt und stressfrei zu proben. Değil mi? Bu şekilde probing yapabilirsiniz. Nerede? Zu Hause'de. Neyin önünde? Vor dem eigenen Fernseher. Nasıl? Entspannt olarak. Und stressfrei olarak. Okay. Sie selbst bestimmen ja Tempo, welche Tänze Sie lernen wollen und wenn es mit einer Schrittfolge nicht gleich klappt, sehen Sie sich alle Details so oft an, bis Sie sie perfekt beherrschen. Evet. Şimdi burada bunun cevabı bu olabilir mi? Değil mi? Olabilir mi? Sie möchten mit anderen weiter tanzen lernen. Şimdi olamaz. Olamaz. Neden olamaz? Çünkü siz bunu yalnız öğrenmek istemiyorsunuz ki. Evet. Siz bunu diğer insanlarla beraber öğrenmek istiyorsunuz. Yani bunun cevabı olamaz. Ha, ileride var mı yok mu bakacağız. Buraya bir soru işareti koyalım. Belki sonrakilerde bir yerde karşılıyor. Bilmiyorum. Yani bir beklesin burası. Ama bu olmaz. Bu kesin diyorum. Değil mi? Yani bunu ne yapmaz? Karşılamaz. Tamam mı? E bunu karşılamaz. Şimdi geliyorum F'e. Bakalım yani bunu karşılamadı. Oradaki hiçbir şeyi karşılamadı. Yani dans öğrenmek istediğim bir tek oydu zaten. Burada dans sunan şu ana kadar bir tek buydu. Bundan sonra sunar ve onu karşılarsa cevabımız olur ama bundan sonraki okuyacaklarımız da Vals Lernen'e bir
angebot yapmazlarsa, değil mi? Bir teklifte bulunmazlarsa, bir çözüm bulmazlarsa, o zaman onun cevabı yok bizden yani. Cevabı olmayanı ne yapıyoruz? Çarpatıyoruz zaten. Okey. Girls go informatics. Unimünster, Leeds, Schnuppertag, aynı. Bakınız yine Schnuppertag var. Schnuppertag artık Schnupper kavramını bir parça hatırlıyor olmanız lazım, değil mi? Yani bir önceki parçada lise, üniversite, şey, lise öğrencileri üniversitedeki deneme dersi gelirler. Onlara katılıyorlardı, değil mi? Bir koşul olmadan istedik. Hatta o öğrencilerle falan da konuşabiliyorlardı. Böyle bir etkinlikti. Deneme dersi gibi, serbest etkinlik gibi. Yani herkesin katılabildiği bir şeydi. Şimdi şunu pertahta böyle bir şey olmalı, değil mi? Uni Münster'de. Nerede? Münster Üniversitesi. Peki kim? Girls Go Informatik. Şimdi Girls Go Informatik dediğine göre kızlar var ya. Bakalım. Schüler fragen sie oft. Schüler fragen sie oft. Sie fragen arkadaşlar. Merak etme. Ich frage mich dersen merak ediyorum demiş olur. Schüler fragen sich oft. Wie funktioniert mein Computer? Değil mi? Wie funktioniert mein Computer? Oder wie entstehen Computer Animationen? Spielfilme wie Jurassic Park, Jurassic Park oder Finding Nemo. Değil mi? Jurassic Park ve Balık Nemo. Nemo'yu aramak. Wie entstehen diese Animationen? Nasıl oluşuyor? Einstein oluşmak. Schülerinden, bakın bunu kim soruyor? Kim fragen sich oft? Schüler. Schüler. Bunlar ne? Schüler erkek öğrenci, değil mi? Erkek lise öğrenci. Schülerinden. Kız lise öğrenci. Hingegen buna karşılık, bak bunlar fragen sich. Ama bunlar hingegen buna karşın Stellen selten solche Fragen. Selten. Also, sie fragen sich nicht so oft. Sie fragen sich sehr selten. Schülerinnen, Mädchen, Frauen, ne? Die Gesellschaft für Informatik will, die Gesellschaft für Informatik, Informatik Topluluğu, will der nach wie vor sackhaften Frauenpower in der Informatik abhelfen. Sie, also diese Gesellschaft möchte Frauenpower abhelfen und lädt unter dem Motto Girls go Informatik, der linken deine Zukunft. Das ist Motto. Unter diesem Motto lädt wer? Gesellschaft für Informatik. Was? Laden, einladen. Okay. Lädt unter dem Motto Girls go Informatik, der linken deine Zukunft, junge Frauen. Wer lädt sie ein? Junge Frauen. Okay. Oder wenn lädt diese Gesellschaft ein? Diese Gesellschaft lädt junge Frauen ein. Okay, wohin? Wohin lädt sie ein? Sie lädt zu einem Schnuppertag ein und Infotag ein. Okay, in Zusammenarbeit mit der Universität Münster sollen Informationen rund um das Informatikstudium, Berufsbilder und Chancen präsentiert werden. Okay. Ja. Şimdi dönelim hemen anahtar kelimelere, değil mi? Şunu Pertak, Schüler, Funktionieren, also was funktioniert, Computer. Entstehen, ne? Computeranimationen und so weiter. Schülerinnen selten haben solche Fragen. Junge Frauen, Informatikstudium, Berufsbilder, Chancen präsentiert werden. Böyle bir etkinlik varmış. Dönelim.
Eine junge Bekannte mag Computer und möchte nach dem Abitur in diesem Bereich studieren. Şimdi bu olabilir, dursun. In China arbeiten? Nein. Alpenwandern? Nein. Walzer tanzen? Nein. Überflüssige Pilot? Nein. Pony? Nein. Kinesische Waden? Nein. Portenden? Nein. Yani ya bu ya hiç. Şimdi cevap bu bir kere. Niye cevap bu arkadaşlar? Bakın aynı junge bekannte, bayan demeyelim, kadın. Genç bir kadın tanıdığınız. Genç bir kadın tanıdık. Mac computer, bilgisayarlardan hoşlanıyor. Und nach dem Abitur in diesem Bereich studieren. Diesem Bereich studieren. Bu alanda eğitim vermiş. Doğrudan da zaten bize işaretleyelim ben de. Doğrudan da bu metin bize zaten ne diyor? Girls going to be. Hatta istiyorlar böyle kadınların tekrar Jünger Frauen'ı abhelfen değil mi? Frauen Power, kadın gücünü informatiğe çekmek istiyorlar. Dolayısıyla cevabımız bu. Olmuş. Okay. Okay. Das Pferdeland. Pferdeland. Das Pferdeland am Rande von Freimerschein, Pelzischen, bietet seinen Mietern, was ihr Herz begehrt, offene Stallhaltung, qualifizierte Rundenbetreuung, helle große Boxen, 10 Hektar Weideland, Reithalle, Außenreitplatz. Kein Wunder, dass das Pferdeland für seine Anlage und sein Konzept einen Preis bekam. Artgerechter und gesünder können Pferde und Ponys kaum untergebracht sein. Das wissen viele Pferdebesitzer und so sind freie Plätze hier sehr beliebt und schnell besetzt. Pferdebesitzer, freie Plätze. Wo das Pferdeland? Was? Offenstallhaltung. Offenstallhaltung. Açık ahırlar. Qualifizierte Rundumbetreuung, değil mi? Bakım. Hele großen Boxen, yani hatların bulduğu o aydınlık yerler, alanlar, kutular. Zehn Hektar Weideland. Weideland ist yayıldıkları alan. Reithalle, kapalı binicilik alanı. Außen Reitplatz, dışarıdaki o binicilik yapılabilen alanlar. Şimdi bunlar. Hatta prize bekanlar, ödül almışlar falan. Şimdi burası bize nereye ne götürüyor? Pferdeland, Offenstallhaltung, Grundbetreuung, Boxen, Weideland, Reithalle, Außenplatz, Preisbetreuung, Pferdebesitzer. Also, was ist das? Pferdebesitzer bedeutet, also, das ist die Person, die ein Pferd hat. Die Atoll, ein Kişiye, ein Atsai, Pferdebesitzer. Freie Plätze. Burayı arıyor, bir telefon numarası var, freie Plätze. Nerede? Buralarda. Bak, büyük sürünün özellikleri olan yerde. E şimdi buradan, doğrudan zaten bizi nereye götürecek bu? Yani kilo vermeye götürmeyecek herhalde. İçinde çalışmaya da götürecek. Ponimizin olduğu yere götürecek, değil mi? Ne arıyoruz? Bir konaklama imkanı arıyoruz poni için. Poni için de zaten orası en uygun konaklama alanı oluyor. Evet, devam ediyorum. Şimdi wenn ihre Geburtstagsparty zum 50. unvergessen bleiben soll, bietet ihnen die Tanzschule Maya einen ganz ungewöhnlichen, besonderen Service. Bereichern sie ihre privaten Feiern oder geschäftlichen Veranstaltungen durch einen Auftritt unserer Spitzentanzer, deren Repertoire von sämtlichen Standardtänzen wie etwa Walzer bis hin zu den lateinamerikanischen Tänzen reicht, ob Tango oder Salsa. Die Ausdruckskraft und Klasse unserer mehrfach preisgekrönten Tänzer wird sie und ihre Gäste auf jeden Fall begeistern. Heyecanlandıracak. Okay, bakıyoruz şimdi ne var? Geburtstagsparty var. Tanzschule,
Auftritt. Auftritt çıkışı. Yani Auftritt ortaya çıkmak. Yani kutunun içinden biri hop ortaya çıktı. Bu Auftritt'tir yani. Tamam mı? Auftritt unserer Spitztänzer, değil mi? Standart Tänzer, dans ifadesi, değil mi? Standart danslar ne gibi? Vals gibi, Latin Amerikan için temsil gibi, tango salsa gibi. Bunlar gibi bir sürü danslar. Peki, nereye götürüyor bizi? Tänzer, değil mi? Bir kez zaten başka tänzer ifadesi yok. Biz aslında bak, bunun olup olmayacağına bakıyoruz. Değil mi? Die Suchen Führer Geburtstag Parti Gute Portenza Portenza. Şimdi daha ne olsun yani dansçı var, Geburtstag Parti var. Cevabım bu oldu. Açık yani burada başka bir şey söylemeye gerek var mı? Tavşuyla bayağı. Okey. Gelelim. Chinas Kunst und Kultur. Çin'in sanat ve kültürü. Okey. Bakalım neymiş. Berichte über die früheste Herstellungsstammen aus der Sui und der Tang Dynasty. Dynasty ist hanedanlık. Sui hanedanlığı ve Tang hanedanlığından kaynaklanıyor, geliyor üretim, Herstellung. Doch erst in der Zhong Dynasty kam chinesisches Porzellan, also chinesisches Porzellan. Zu Weltruhm, also berühmt geworden, also berühmt worden sind, ne? Meşhur oldu. Ne zaman? In der Song Dynasty, Song hanedanlığı döneminde. Und wurde zum begehrten Exportartikel. Begehrten, also viel gefragte diyebiliriz, yani çok istenen. Es entstanden elegante Gefäße. Gefäße, also Gefäße haben zwei Bedeutungen. Erste Bedeutung ist damarlar, damar, also Körperteile, vücudun bir parçası, bir damar. Gefäße. Damar demek. Diğer anlamda gefäße bedeutet kapkacak. Kap. Ya. Also Gefäße bir tee tası. Tee tası. Ha? Oder die berühmten Vasen. Mit Farbglasuren in hellblau, Elfenbeintönen, Blassgrün oder Schwarz. In der Ming-Dynastie, Ming Hanedanlığı döneminde, entstand das bekannteste chinesische Porzellan, das berühmte Blauweiße. In China als Qing-Te-Chen Porzellan bekannt. Unser Referent Min Hai-Yen führt sie anhand von Dyes Dias, also in die Dia ist also Präsentationlarda kullanılmış yansı, slide Dia. In die faszinierende Welt der Porzellan Verarbeitung ein. Şimdi dönelim. Ne var? Üretim var, Çin porseleni var, kapkacak var, renkler var, değil mi? Bu arada Elfenbeintönen fil dişi tonları. Porselen var, değil mi? Ondan sonra Çin kültürü var. Şimdi bu zaten doğrudan nereye gidiyor arkadaşlar? Yani başkası zaten duymaz da kilo verme, kilo alma şu falan filan, değil mi? Ne kaldı bak şimdi. Çin'de çalışmak istiyorsan sana bir yardım olur mu oraya? Alplerde bir işin var mı? Ya da vals öğrenmek istiyorsan sana yardım olur mu? Olmaz. Yani kilodan kurtulmak istiyor. Hayır. O metin sende sadece ne olur? Ben kinezişe bazım birisin. Değil mi? Her şey. Çin madrası hakkında her şeyi bilmek istiyorsan sana zaten orada güzel güzel anlatmış. Değil mi? Hanedanlık, hangi hanedanlık döneminde çıkmış ne olmuş? Dolayısıyla cevap 19'daki başlık olsun. Değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi. Fastenwochenende. Fastenwochenende. Fasten. Aslında bu şeyi bilmeniz lazım. Fasten bir fiil. Biliyorsunuz aslında. Pardon. Wir fassen muslimische Personen fassen jedes Jahr in einem Monat, nämlich Ramadan.
fasten, wir fasten in Ramadan. Oruç tutmak, fasten. Also, Wohltat für Leib und Seele. In der schönen Berglandschaft des Bregenzerwalds, das ist ein Ort, Berglandschaft, ne? Nur 30 Kilometer vom Bodensee entfernt, kann kostbare Urlaubszeit zum gesunden Abnehmen genutzt werden. Abnehmen, ne? Zum Abnehmen. Okay, genutzt werden. Ein Widerspruch, ne? Ein Widerspruch, Çelişki. Gesagt, was ist ein Widerspruch? Urlaub und Abnehmen. Ja, zum Beispiel, denken Sie, dass Sie in einem Urlaub da, also in Antalya sind. Ist es möglich, dass Sie dort abnehmen können, oder? Zunehmen. Urlaub und Abnehmen, das ist ein Widerspruch. Deshalb, keinesfalls. En masse. Erleben Sie ein Wochenendseminar der besonderen Art. Unter gleichgesinnten Gästen werden Sie fachmännisch durch den Saftfassenkurs begleitet. In einem Urlaub. Erfahren Sie den Wechsel neuer Lebensenergie und fahren Sie mit gereinigter Seele und einigen Pfunden weniger erholt nach Hause. Şimdi burada anahtar kelimeleri döndüğünüzde ne var? Abnehmen var, kilo vermek var değil mi? Urlaub var, fasten var, fasten kur var, funden var değil mi? Funden kaybederek eve gideceksiniz değil mi? Okey, weniger funden dediğine göre. Bakalım bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi doğrudan geldiğimizde şimdi elimizde ne var? Bunlar var. Şimdi yok. Alplerde ilgili yok. Dans öğreniyoruz. Bakın Bekan. Bir tanıdığımız değil mi? İm Urlaub'da üstelik. Übefilistik'e kilos dost verdim diyorsa, kilolarından kurtulmak istiyorsa o zaman buyursun gelsin. Bizim cevabımız burada bu olur. Arkadaşımız bu seminere katılsın deriz. Evet. Şimdi bu da bari Alp'in muhteşem alpler. Bakalım. Muhteşem alpler. Das Piemontesische Hochgebirge. Piemonte bölgesi. Ne? İtalya'da bölge. Piemonte bölgesi. Hochgebirge. Gehört zu den einsamsten und unzugänglichsten Alpenregionen. Hier ist nichts von dem touristischen Trubel der Ostalpen zu spüren. Durch die wunderbare Landschaft führen zwei großartige Fernwanderwege. Die sogenannte GTA ist eine lange, anspruchsvolle Tour für schon etwas erfahrene Wanderer. Sie durchqueren die gesamten piemontesischen Alpen von der Schweizer Grenze bis nach Ligurien. Ligurien ist auch ein Ort, ja, oder wie Italiener Bölge. Eine einfachere, aber dennoch sehr reizvolle alpine Streckenwanderung können Sie auf den gut markierten Wegen im Maira-Tal unternehmen. Von kleineren Veranstaltern werden auch organisierte Gruppenreisen angeboten. Şimdi bakalım, Gruppenreiseler de angeboten oluyormuş değil mi? Kim tarafından? Küçük veranstalterler tarafından. Bakıyorum, Alpenregion, Landschaft, Fernwanderwege, Wanderer, değil mi? Alpen, Alpine, Streckenwanderung, değil mi? Bunların hepsini bana sunuyor mu? Sunuyor.
Dönüyorum, böyle bir tatil işime yarar mı? Yarayabilir. Bakıyorum, nerede yarar? Elim neye kaldı? Üç. Kina arbeiten? Nein. Im Urlaub in den Alpen wandern? Ja. Değil mi? Evet. Alplerde gezmek istiyorsam işte bana göre. Elimde ne kaldı? Bir son en şuna bir tarz şey dans vardı ama bu DVD ile bana dans yapıyordu. Bu olmaz demiştik. Bakalım bana birlikte insanlarla dans öğrenebileceğim şeyi en son tekst verecek mi? Verecekse bu, değilse o da değil. Ya da bir tanıdık Çin'de çalışmak istiyor. Bakalım ona mı yardımcı olacak bu metin? Ya da ikisine de mi olmayacak? Bakalım. Evet. Bakıyorum. Şinel Şılang. Şinel Şılang. Şinel Şılang. İnden letzten Jahren ist die sogenannte Miami Diät sehr popüler geworden. Entwickelt von dem amerikanischen Herzspezialisten Agathon, Dr. Agathon, macht sie ein Abnehmen ohne Kalorienzahlen. Abnehmen ohne Kalorienzahlen. Oder Festlegen von Portionsgrößen möglich. Schön und schlank sein wie ein Hollywood-Star in nur 4 Wochen. In den ersten 2 Wochen der strengen Phase nimmt man keine Kohlenhydrate zu sich. Dadurch verändert sich der Stoffwechsel, Metabolismus, und man nimmt stark ab. In der zweiten Phase dürfen wieder mehr Kohlenhydrate, also Nudeln, Kartoffeln und Brot, gegessen werden. Und in der dritten Phase konzentriert man sich darauf, das Gewicht zu halten. Gewicht. Okay. Şimdi buraya baktığımız zaman bir diyet var, değil mi? Hatta kalori saymadan zayıflama diyeti. Doktor, kalp doktoru bunu yapmış. Metabolizma hızlanıyormuş. Hızlıca kilo veriliyormuş. Bu. Yani diyetten bahsediliyor ama burada ne bir tatilden bahsediliyor. Değil mi? Başka ne de başka bir şeyden bahsediliyor. Bunların içinden bahsedilmiyor. Döndüm. Yani buraya döndüm. Döndüğüm zaman. Şimdi Sie möchten mit anderen Walzer tanzen lernen. Öğrenebildim mi? Öğrenemem. Ein Bekannter möchte gern in China arbeiten. Bir tanıdığım da Çin'de çalışmak istiyor. Çalışabilecek mi bu kadar bilgiyle? Nein. Bu da nein. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakika ara veriyorum. En son dinleme yapıp bitirdim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi dersimizin bu bölümünde de dinleme çalışması yapacağız. Bu dinleme çalışması sonrasında da dersimizi tamamlamış olacağız. Bunun için sınavda yapılacak şey de şu zaten. Size öncesinde sınavın dinleme daha doğrusu başlamadan hemen önce süre verilecek. 30 saniye, 40 saniye bu soruları okumanız için hızlı bir şekilde. Birinci dikkat edeceğiniz şey Tahil Aynıs'tan bahsediyorum dinleme. Bir kere çok fazla vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde genel bir fikriniz oluşsun diye. Buna bakacaksınız ve hızlı bir şekilde bir anlamaya çalışacaksınız. Bunu yaparken de hemen elinizdeki kalemle de hemen anahtar kelime, gördüğünüz anahtar kelimeler olduğunda hemen tık tık altını çizivereceksiniz ki dinlediğiniz şeyde zihninizi oraya odaklayabilsin. Bunu yaptıktan sonra bilmemiz gereken ikinci şey hep söylediğim şey konuşmanın sırasıyla soruların sırası paralel gider. Yani şunun cevabı şundan önce duyulmaz. 44'ün cevabı 42'den önce duyulmaz. Ama burada şöyle bir şey var.
bu haberlerin arasına haber girebilir. Örneğin diyelim işte 43 ile 44'ün arasına bir haber girer. Hiç burada da yoktur haber. Yani şundan hiçbir değil. Paniklemeyeceksin. O haber yoksa yoktur yani. Dikkatle dinlemeye, bir sonraki haberi beklemeye devam edeceksin. Bu da önemlidir. Şimdi bu esaslarda bahsettikten sonra ilk dinlememizi yapmadan önce birlikte şöyle şeylere bir bakalım. İfadelerde anahtar kelime ne işaret edebilirsiniz zaten, ona bakalım değil mi? Şimdi ne var? Mesela bir bond ifadesi var. Bond olmuş. Umwelt freundliche Energie var. Değil mi? Bir konferanste olmuş. Yine internasyonel konferanste olmuş. Şimdi burada dikkat edeceğiniz ama diğer çok önemli bir şey de şu değerli arkadaşlar. Siz anahtar kelimeleri evet işaretliyorsunuz ama sadece anahtar kelimeleri duymayı beklemeyiniz. Yani anahtar kelimeleri evet duyacaksınız, o ya da benzeri, ama birebir duymayabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin 41'de Weltweit verstärkt umweltfreundliche Energie zu nutzen diyor ya, şimdi umweltfreundliche Energie dediği zaman hangi enerji bu? Erneuerbare enerji değil mi? Yenilenebilir enerji. Şimdi bunu umweltfreundliche demez de örneğin erneuerbare enerjiyle ilgili bir takım kararlardan bahseder vesaire vesaire, bunun iyi olduğundan filan bahseder değil mi? Yani buradaki anlamı neyle verdiği önemli. Bunu da yani anlamanız lazım şimdi. Bunu burada ne demek istiyor? Ve bu bir formülle, yani başka bir şekilde formüle edilmiş cümleyle ya da sinonimlerle, eş anlamlılarla karşınıza geldiğinde de bunu tanımanız gerekir. Mesela 42. Luftfahrt Gesellschaft Adler stellt wieder Mitarbeiter ein. Mesela bunu anlamanız lazım. Şimdi evet, Luftfahrt Gesellschaft değil mi? Topluluğu, yani hava şey, hava yolu şirketi. Ne? Adler diye birisi. Değil mi? Şimdi stellt wieder Mitarbeiter ein. İşte burada mesela ein stellen, bunu bilmeniz lazım. Bunu bilmezseniz yorumlayamazsınız. Mitarbeiter çalışan. Ein stellen de. İşe almak. İstihdam etmek. Burada denilen bu. Doğru mu yanlış mı? Bunu şeyi dinledik, ifadeyi bilebilir de karar verdik. Burada siz ne dinleyeceksiniz? Beş tane şey, yani buna uygun outsage ifadeler dinleyeceksiniz yani. Ve bu bir nachrichten sendung oldu. Bir haber yayını. Orada gerçekten bu havayolu şirketi Adler yeniden işçi alımımı yapıyor. Bunu mu diyor? Buna karar verdim. Peki 43. In Ulm'de değil mi? Beginnt heute der Katholikentag. Bu neymiş? Eines der größten christlichen Laientreffen in Deutschland. Yani Christlich bir buluşma. Katolik günü. Ulm'den. Bakalım. Şimdi Beginnt heute diyor. Bakın şimdi, haber yayınını dinlediğiniz haber o günden bahseder. Yani bu o gün mü? Önceki gün mü? Bugün başlıyor mu diyor. Demiyor mu? Buna dikkat. Tamam mı? 44. Die Bundesregierung hat zum Schutz jugendlicher Verbraucher eine Steuer auf alkoholhaltige Mischgetränke eingeführt. Steuer einführen, vergi getirmek. Vergi ekledim, vergi getirmek. Ne için? Zum Schutz jugendlicher Verbraucher. Değil mi? Genç tüketicileri korumak için. Neye? Alkohol haltige Mischgetränke. Ne? Steuer. Vergi. Peki. In Hagen. Hagen. Bu da bir yer. Gab es ein Sprengstoffunglück. Sprengstoffunglück. Patlama. Patlama. Hagen'de. Böyle bir şey mi olmuş? Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra hemen hızlarını yapacaksınız. Detaylı yapıyoruz yani, yeni kelimeleri de katınız kelime hazneleri de diye. Sonra döneceğiz.
dinlemeye başlayacak. Dinlemeye başlarken sırasında zaten öyle gelecek değil mi? Siz doğru yanlış, doğru yanlış işaretleyerek gideceksin. Şimdi en sonuna kadar dinleteceğim. Doğrularını, yanlışlarını lütfen işaretleyin. En son cevapları vereceğim ve karşılaştırabileceksin. Kaç tane doğru, kaç tane yanlışımız var? Bunu da tespit edebileceksiniz. Evet. Daha bir kalemi alayım, başlıyorum. Test 2. Hörverstehen Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie Sie hören die fünf Aufgaben Nachrichtensendung nur lösen. einmal. Entscheiden Sie beim Hören. Die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Die Nachrichten. Bonn. Mit einem weltweiten Aktionsprogramm ist in Bonn die Konferenz für erneuerbare Energien zu Ende gegangen. Darin haben sich die Vertreter aus 154 Ländern verpflichtet, den Anteil der Versorgung durch Sonnen-, Wind- und Wasserkraft zu erhöhen. Bis zum Jahr 2015 sollen dadurch 1 Milliarde Menschen Zugang zu moderner Energieversorgung bekommen. Die Umsetzung des Aktionsprogramms soll durch die UNO kontrolliert werden. London. Das Jahr der Traumhochzeiten nimmt weiter seinen Lauf. In Schloss Wessex in Südengland vermählte sich Lady Devina Lewis, eine Großcousine von Queen Elizabeth, mit Gary Lewis, einem geschiedenen Schafscherer vom neuseeländischen Ureinwohnerstamm der Maori. Das ungleiche Paar hatte sich vor 4 Jahren beim Surfen am Strand von Bali kennengelernt. Frankfurt. Beim Frankfurter Ferienflieger Adler droht Stellenabbau. Rund 400 Arbeitsplätze sind gefährdet. Dies teilte Konzernchef Peter Hindemith Klein gestern bei der Veröffentlichung der Jahresbilanz mit. Grund für die schlechten Zahlen sei die rückläufige Ertragslage, besonders im Bereich der Mittelstrecken. In Gesprächen mit den Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern will man nun versuchen, alternative Sparmaßnahmen zu finden. Ulm. In Ulm wird heute mit einer Feier vor dem Münster der 95. Deutsche Katholikentag eröffnet. Dazu werden rund 25.000 Besucher erwartet. Bis Sonntag gibt es über 800 Veranstaltungen. Im Mittelpunkt stehen religiöse, kulturelle und gesellschaftspolitische Themen wie die Genforschung und der Dialog mit dem Islam. Neben Gottesdiensten und ökumenischen Gebetsfeiern finden im Rahmen dieses christlichen Laientreffens unter anderem Konzerte, Vorträge und Diskussionen statt. Berlin. Nachdem Ärzte davor gewarnt haben, dass immer mehr Kinder und Jugendliche bis zur Bewusstlosigkeit alkoholische Mixgetränke trinken, will die Bundesregierung nun offenbar gegensteuern. Der Preis für die sogenannten Alkopops soll durch die Erhebung einer Strafsteuer verdoppelt werden. Die Idee für die Einführung einer Strafsteuer stammt aus Frankreich. Dort ging der Absatz der Alkopops stark zurück. Hagen. Um Punkt 10 Uhr heute Morgen wurde in der Hagener Innenstadt der lange Oskar, so wurde das Bürogebäude von den Hagenern genannt, gesprengt. In wenigen Sekunden verwandelte sich das Hochhaus in einen Haufen Schutt. Nach Schätzungen der Polizei hatten sich rund 40.000 Zuschauer zu dem Spektakel versammelt. Nie zuvor war in einer europäischen Großstadt ein derart hohes Gebäude durch Sprengung abgerissen worden. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi cevaplarını veriyorum. Kendi cevaplarınızla karşılaştırınız. 41. sorumuzun ifadenizin cevabı doğru olacaktır. 41. ifade, 42. ifadenizin cevabı yanlış. Yani ifade yanlıştır. 43. sorudaki ifade ise doğrudur. Dedikten. 44. ifade yanlıştır. Ve 45. ifade de yanlıştır.
Şimdi Teil 2. Burada bu sefer 10 tane soruyu cevaplayacaksınız. Doğru yanlış olarak arkadaşlar. Burada bir Rundfunk interview, yani bir radyo röportajı dinleyeceksiniz. Önce her zaman yaptığımız gibi yani bir gözden geçirelim. Daha sonra dinlememizi yapalım. Anahtar kelimelerini de işaret etmeye çalışalım. Değil mi? Okay. To begin, ayrıca sınavda buradaki 10 tane soruyu okumak için de 60 saniye süre verdikler. To begin the Zendung, hatte der Reporter ein exklusives Frühstückrezept erwartet. Evet. Frühstück, also zu Beginn der Sendung, yayının başında. Öyle, başlangıcı için. Hatta erwartet, ummak. Ne? Exklusives Frühstücksrezept. Kahvaltı tarifi. 47. Ole. Ole ist ein Mann. Der Frau. Ole hat sich vor 17 Jahren selbstständig gemacht. Vor 17 Jahren. Ne yapmış? Selbstständig gemacht. Wie? Kendisini kurmuş. Ne zaman? Vor 17 Jahren. Peki. Ole'den bahsediyor. Sonunuz ole. Süreli oldu. Ve er. Diğer şey. Daha önce hatta eine Lehre als Koch absolviert. Absolvieren bitirmek, tamamlamak. Neyi? Bir eğitim. Eine Lehre. Ne olarak? Koch. Bundan önce. Und er bevorzugt Gerichte ohne Fleisch. Bevorzugen. Gerichte ohne Fleisch. Ohne. Etsiz. Bevorzugen tercih etmek. Ole sieht wie ein Punker aus. Aus değil mi? Gözükmek. Ne gibi? Wie ein Punker. Punker, punkçı. Er kocht für Musiker, die auf Tournee sind. Önemli değil mi? Relatif her zaman önemlidir. Çünkü relatif isme dair hani ilave açıklama bilgi verdiği, yüklediği için sorunun doğruluğunu, yanlışlığını da doğrudan belirleyebilecek şeyler olabilir yani relatif. Değil mi? Ya burada tüm müzisyenler için. Ama bir av turneyizm. Değil mi? Bu bir kısıtlayıcı faktör. Turnedeki müzisyenler. Okey. Zuletzt, değil mi? 52. Hat er für die Band den Prinzen gekocht. Prinzen için ne zaman? En son olarak. Prinzen. Bu grup. Bunlar için getirdi. 53. Ole nimmt eine komplette Kücheneinrichtung mit auf Tournee. Also komplette Kücheneinrichtung auf Tournee. Kücheneinrichtung bedeutet mutfak malzemeleri. Komple. Komple bir takım. Mit auf Tournee. Ole macht sich über den Sender lustig. Yani eğleniyor, şey yapıyormuş yani. Eğleniyor, dalga geçiyor demeyeyim de. Weil der Reporter bei englischen Wörtern nachfragt. Şimdi, Ole macht sich über den Sender lustig, yani eğleniyor. Ne zaman? Ne için eğleniyor? Reporter, yani röportajı yapan şahıs, Englischen Wörter nachfragt. Yani İngilizce kelimeleri dedim, o ne demek İngilizce kelimeler kullanıyorsa, bunları röportajı yapan tekrar sorduğundan öyle bu ona eğlenceli geliyor. Yani. Bunda biraz eğleniyor yani. Dalga geçiyor, alıyoruz. Okay. Die Musiker müssen immer essen, was auf den Tisch kommt. Müzikal müsel bak. Bu da müsel. Bu çok önemli. Modeller önemli değil mi? Modellerde yine bir cümlenin doğruluğunu eğrilimi yani ifadede bir şeyin kan olmasıyla zol olması arasında bir fark var değil mi?
Yani zorunlu mudur yoksa olmalı mıdır, bilinmalı mıdır yoksa olabilir mi? Dolayısıyla modeller son derece önemli. Yani, die Musik haben sein immer Essen. Daima Essen zorundaymış. Neyi? Was auf den Tisch kommt. Masaya ne gelir? Okey. Bakalım öyle değil. Şimdi buyurun ikinci bölümü dinleyelim. Dinlerken de takip edelim. Hörverstehen Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Ole Hoppenstedt, Inhaber der Roten Kochproduktion, leidenschaftlicher Koch der besonderen Art, ja, Starkoch möchte ich sagen, kocht für Punkstars auf Tournee. Guten Morgen und herzlich willkommen im Studio. Gleich die erste Frage legt sich nahe bei einem Koch. Was haben Sie gefrühstückt? Eine Tasse Kaffee. Guten Morgen. Ach. Ist ja recht früh. Ja, das stimmt. Das wäre dann ein ideales Frühstück, so um 10. So um 10 ein Bier und ein Korn. Was ganz Normales. Brötchen mit Honig oder Müsli. Da bin ich ja jetzt enttäuscht. Ich dachte, jetzt kommen gleich mal ein paar super Rezepte um die Ecke. Ja, ich bin doch Koch. Ich koche also mehr, als ich esse. Mhm. Mein Ziel ist es, dass die anderen glücklich und satt sind. Ja, dann sprechen wir mal ein bisschen über Ihren Job. Ja, ich habe vor 17 Jahren meinen eigenen Laden aufgemacht, die Rote Kochproduktion. Und seitdem koche ich für den Punk- und Rockbetrieb. Mhm. Wie sind Sie da hingekommen? Vater Rechtsanwalt, Mutter Hausfrau. Sie sind gelernter Koch? Also ich habe eigentlich schon immer schon als Kind gekocht. Pfannkuchen, Kartoffelpuffer aus Äpfeln und so. Ein Freund meines Vaters hatte einen Partyservice. Das war damals in den 70er Jahren noch was ganz Exotisches. Und ich bin da immer so rumgehangen und habe gesehen, was der macht und fand das ganz geil. Und dann habe ich mitgeholfen und später habe ich wirklich eine Lehre gemacht in der Küche des Steigenberges. Mhm. Ja, und wie kam es zu diesem Namen Rote Kochproduktion? Ich habe ihn mir ausgedacht und ich fand ihn einfach lustig. Aha. Es gibt ja ein Plattenlabel, das heißt Aggressive Rockproduktion. Also der Name ist provokant gemeint. Kochen Sie auch provokant? Nö, eigentlich gar nicht. Oder was meinen Sie? Also am liebsten koche ich vegetarisch. Wenn Sie überlegen, was bei uns Tiere gequält werden. Wagenladungen von Schwein und Vieh werden durchs Land gekarrt und unter bestialischen Umständen geschlachtet. Mhm. Und die essen wir dann, das ist doch absurd. Komplett krank. Ja, so mancher Hörer mag sich jetzt denken, da sitzt ein Punk bei mir im Studio mit buntem Haarturm und 6 Ringen im linken Ohr. Sie wirken aber eher wie ein gepflegter Student mit kurzen Haaren, Nickelbrille, Jeans. Das einzig Punkige ist Ihr T-Shirt mit einem Konterfei von Nina Hagen. Ja, die große Dame des deutschen Rocks. Ich finde die immer noch toll. Die Leute, für die Sie kochen, wer ist das? Ja, Stars aus der Punk- und Rock-Szene und deren Crew. Mhm. Also das geht so, ein Rockstar geht auf Tournee und da ist dann die Band dabei, der ganze Tourneetross, also Techniker, Beleuchter und für die alle koche ich dann. Ja, was war denn dann so das letzte große Ereignis? Das war die Band Rosenstolz, für die ich schon lange arbeite. Mhm. Wollen wir mal vorne anfangen. Wie geht dieses Geschäft so los? Bei Ihnen klingelt das Telefon und dann heißt es, hallo, hier ist das Management der Prinzen. Wir wollen auf Tournee gehen. Herr Hoppenstedt, haben Sie nicht Lust, das Catering, also die Verpflegung für uns zu übernehmen? Ja, genau so. Also wenn ich nicht schon ausgebucht bin, dann lasse ich mir die Details geben und den Tourenplan mhm. und dann mache ich ein Angebot. Wenn es dann losgeht, dann packe ich riesige Flightcases und... Was? Wie bitte? Flugkisten, also große Metallkisten mit Rollen unten. Da sind dann Kühlschränke drin, mein Equipment, Warmhaltevorrichtungen, Kochwerkzeuge, Mikrowelle und das alles kommt dann in einen 7,5-Tonner. Und den fahren Sie dann selbst? Ja klar, das geht ja noch mit einem 3er-Führerschein. Ja. Und dann fahre ich dorthin, wo die Tour losgeht. Da baue ich in der Umkleidekabine vor einer Sporthalle oder was auch immer meine Küche auf Biertischen, schließe die Herde an, packe den Ofen aus. Und das machen Sie alles allein? Nee, meistens gibt's örtliche Helfer, die zubacken. Ah, und dann geht's los. Dann müssen erstmal die Zutaten besorgt werden.
Ja, ich stehe morgens früh auf und dann ziehe ich in die jeweilige Metro. Meistens habe ich noch einen örtlichen Shuttler, der mir Schatz? ein Was ist das jetzt Shuttler. wieder? Das ist ein Shuttler, einer der fährt. Das ist ein englisches Wort. Ich sehe schon, auf diesem Sender darf man nicht Englisch reden. Kriegen Sie von der Band auch eine Art Wunschliste, was die auf der Tournee dann Ja, unbedingt essen wollen? es gibt Listen, die kann man eintragen, was sogenannte Catering Rider, also, Entschuldigung, wieder Englisch, sagen wir mal, Unterwegs-Verpflegungsanforderungsliste auf Ja, Deutsch. okay. Aber das sind meistens Standardsachen und das habe ich eh im Programm. Ich meine, klar, ich muss natürlich wissen, ob jemand Allergiker ist oder Veganer, also kein tierisches Eiweiß isst oder täglich 20 Halbe braucht oder 1 Kilo Schokoriegel. Okay, so, jetzt machen wir erstmal eine Pause und spielen Musik von einer Band, mit der Sie, glaube ich, letztes Jahr auf Tour waren. Cevaplarınızı işaretlemiş olmanızı bekliyorum. Ya zaten normalde dinlerken yani bu işaretlemeleri yaparak devam etmemiz lazım. Aksi takdirde hani işaretlemeyip tüm şey bittikten sonra geriye dönüp ne hatırlayıp yani hatırlamanız ve cevaplamanız neredeyse imkansız hale gelecektir. Onun için şimdiye kadar işaretlemiş olduğunuz olarak kaldığım üzerinde devam ediyorum. Evet. Şimdi 46. sorumuzun cevabı Whiskey. 47. sorumuzun cevabı Whiskey olacak. 48 ceza Whiskey olacak. 49. sorumuz bu da Whiskey olacak. 50. sorumuz Taş olacak. 51. sorumuz Whiskey olacak. 52'nin cevabı falş olacak. 53. sorumuzun cevabı whisky olacak. Ceza 54'ümüzün cevabı da whisky olacak. Ve 55'imizin cevabı falş olacak. Evet. Cevaplar bu. Tekrar 46 artı 47 artı 48, 49 artı 50 eksi 51 artı 52 eksi 53 artı 54 artı ve 53. Şimdi dinleme son kısma geldik arkadaşlar. Burada yine 5 adet dinlemeniz olacak. Bunun içinde 5 ayrı konuşma dinleyeceksiniz. Çok kısa metinler dinleyeceksiniz. Nispeten daha kolay. Bu metinlerde doğru metnin içeriğinde bunun doğru olmadığını anlamaya çalışacaksınız. Dikkatli dinlemeniz lazım. Ben böyle detay ister. Birebir aynı kelimeleri duyduğunuz olabilir, duymadığınız olabilir. Ama anlamın nasıl verildiğine dikkat etmeniz gerekir. Başka kelimelerle verilmiş olma ihtimali vardır. Şimdi bu öncelikle yine anahtar kelimeleri bakmaya çalışalım. Şimdi, Chris Kindles, Mark Dillenberg, biraz hat einen speziellen Geschenk Dienst, şimdi bilmek, kim için? Für Kinder, Jugendliche, herhangi çocuklar için. Der Chris Kindles, Mark Dillenberg. Okay. Auf dem deutsch-französischen Bauernmarkt, Çiftçipazarı, in Hochspeyer gibt es ökologische Produkte. Ökologisch, natur, natural, yani, in Heilshain gibt es heute Abend einen Jodelkurs. Jodelkuss. Jodelkuss bedeutet Almanların yöresel seslerini karınlaştırarak söyledikleri bir şarkı türü. Jodel diye yazarsanız internette çok rahat bulabilirsiniz YouTube'da vesaire. Onunla ilgili bir kurs. Kursal görevler yani. Evet, 59. Auf der A5 gibt es Hinterkaltruhe mehrere Behinderungen.
Behinderung, Engel. Tagruhe, bin arkasına doğru. Okay. Ihr Computer fährt nicht mehr, doch. Sie müssen B7017 wählen, um bei Computer World Hilfe zu bekommen. Okay. Computer World, das ist die Firma. Warum soll ich diese Firma anrufen, um Hilfe zu bekommen? Warum brauche ich eine Hilfe? Weil mein Computer nicht mehr gut funktioniert. Okay. Dinleyelim. Durun. Cevaplarınızı buna göre verin. Kaydetti. Dinledikten sonra kaydetti. Unutmayın arkadaşlar. Yoksa zaman yetiştirememe riskiyle karşılaşırsınız. Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Nummer 56. Sie hören folgenden Veranstaltungstipp im Radio. Alle Jahre wieder für Nürnberger und Menschen mit Herz aus aller Welt findet in Frankens Metropole der Christkindlesmarkt statt. Feierlich eröffnet am Freitag, den 28. November, am frühen Abend um 16:30 Uhr, traditionsgemäß mit dem Prolog des Nürnberger Christkinds. Neben Glühwein, Lebkuchen und gebrannten Mandeln, Thüringer Bratwurst und belgischen Pommes, Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge und aus Franken, bietet der Christkindlesmarkt heuer einen besonderen Service. Eltern können ein Geschenk beim Nikolaus am Hans-Sachs-Platz abgeben und ihre Kleinen nach Terminvereinbarung vom Nikolaus beschenken lassen. Der Service ist kostenlos. Nummer 57. Sie interessieren sich für Landwirtschaft und hören Folgendes im Radio. In Hochspeyer feiert morgen der deutsch-französische Bauernmarkt Premiere. Dort präsentieren sich rund 30 deutsche und französische Erzeuger. Sie bieten umweltschonend hergestellte Waren wie Wurst, Marmelade oder auch Bioweine an, zum Probieren vor Ort und natürlich auch zum Mitnehmen. Der deutsch-französische Bauernmarkt will die Landwirtschaft in der Region stärken und den Verbrauchern klarmachen, es geht auch ohne Chemie und Pharma. Nummer 58. Sie lieben Volksmusik und hören folgenden Tipp im Radio. Horitio! Freunde unverfälschter Volksmusik sind herzlich willkommen zu einem Jodelkurs. Einfach mal ausprobieren, wie das mit dem Jodeln so geht. Franz Behrwind, der Betreiber der Heilsheimer Kleinkunstbühne, lädt Sie ein. Es geht dabei nicht um das wirklich virtuose Jodeln, das seit über 150 Jahren selbst in Japan praktiziert wird, sondern um die ganz einfachen Jodler. Der Kurs beginnt in einer halben Stunde und endet um 17 Uhr. Wer lieber nur zuhören möchte, der sollte zum Bayerischen Jodelabend kommen. Ebenfalls heute in der Kleinkunstbühne. Na dann, hoitio! Viel Spaß! Nummer 59. Sie hören den Verkehrsfunk im Radio. Die Verkehrsmeldungen. A4 Frankfurt? Nein. Erfurt, Kirchheim. Dort ist die Ausfahrt Eisenach West wegen einer Baustelle bis ca. 9 Uhr gesperrt. Unsere Umleitungsempfehlung: Nehmen Sie die Ausfahrt Herdeshausen. A5 Karlsruhe, Heidelberg. Zwischen Kreuz Walldorf und Raststätte Hartwald ein Unfall. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Und im weiteren Verlauf der A5 zwischen Heidelberg und Weinheim ein Unfall und stockender Verkehr.
A45 Gießen-Dortmund zwischen Gambacher Kreuz und Wetzlarer Kreuz, stockender Verkehr wegen Neugieriger. Nummer 60. Sie rufen bei einer Computerfirma an und hören Folgendes. Liebe Kundin, lieber Kunde, Sie sind verbunden mit dem elektronischen Sprachdienst von Computerworld. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne mit Ihrem freundlichen Service von 8 bis 20 Uhr weiter. Auskünfte zu Hard- und Softwareprodukten erhalten Sie unter der 177170. Die 701717 verbindet Sie mit unserer technischen Abteilung. Bei Fragen zu Antivirenprogrammen wählen Sie bitte die 717071. Die Wurm-Hotline steht Ihnen unter der Nummer 117-10 zur Verfügung. Wir wiederholen diese Ansage. Auskünfte zu Hard- und Softwareprodukten erhalten. Şimdi arkadaşlar cevapları söylüyorum. Cevaplarınızı kaydetmiş olduğunuzu düşünüyorum. 56. ifademiz doğrudur. 57. ifademiz de daha doğrudur. 58. ifademiz doğru değildir. 59. Doğru değil. 60. Doğru. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizi bitiriyorum. Yaptığımız sorulara verdiğimiz cevaplarla kendimizi değerlendirdiğimizde kabaca bir fikrimiz oluşacaktır. Ayrıca birçok yeni kelime öğrendik. Öğrendiğimiz kelimeleri kelime hazinemize katmanız sınavda işimizi kolaylaştıracak. İyi akşamlar diliyorum.